Sayın TV1 izleyicileri, Tarih ve Kültür programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, Pierre Loti Türkler için ne dedi, neler yaptı? Konuşmacımız, araştırmacı, yazar, tarihçi Oktay Fakvolun. Sayın hocam, hoş geldiniz. Buyurun. Evet, Mehmet Bey iyi günler. Seyircilerimize iyi günler diliyoruz. Yani bugün gündemde... E Dünya gündeminde, Türk basınında da medyasında da Fransa gündemde. Tabii biz e, Fransa gündemde olduğu için e, konuyu e, özellikle seçmiş değiliz. E, kitaplığımızda çok kıymetli kitaplardan seçmeler yapıyoruz. E, dolayısıyla da Ağustos ayı içindeyiz. Dolayısıyla Ağustos ayı Türk tarihi bakımından son derece önemlidir. Önümüzdeki e, günlerde tabii ki Malazgirt ve Büyük Taarruz e, çok önemli günler olacak ve bu e, konu üzerine de bir takım e, yine kitaptan, e, hatıralardan da yola çıkarak e, haftaya e, muhtemelen e, e, bu Trikopis'in, büyük taarruza yakalanan Yunan Başkomutan Trikopis'in Türkiye hatıraları var. Yani kendi yazmış olduğu Pierre Lottin'in benzeri. Onun üzerinde duracağız. Ondan sonra da e, önemli bir yazarımızın Doğu Anadolu'da kurulmuş büyük Türkmen, Türk devletleri ve kültür merkezleri üzerine hazırlamış olduğu çok kıymetli bir çalışması var. Çünkü vatandaşımız, insanlarımız Türkiye'nin sosyopolitik yapısını, beşeri yapısını, tarihi ve kültürel yapısı konusunda e, maalesef ki biraz bilgi eksikliği var. E, bu da doğaldır yani Mehmet Bey, yani şu ekonomik şartlarda insanların e, tutup da aş iş kaygısından tutup da bazı şeyler düşünmesi zor tabii ki. Dünyadaki ekonomik krizlerin de temel sebepleri insanlar bir şeyi düşünmeyecek. Geçen bir yerde e, okumuştuk herhalde diyor ki patronlar diyor efendim çalışanlarına neden çok para vermez diyor. Bak çok ilginç konuyla alakası yok ama diyor ki eğer diyor patronlar diyor çalışanlarına çok para verirse diyor çalışanlar diyor Çalışma azmini bırakır, çalışana mecbur hissetmez kendini diyor. Çalışan da diyor, işveren de diyor büyük paralar kazanacak durumda olmaz. İş sürekliliği de diyor sıkıntıya girer diyor. Dolayısıyla ülkelerdeki ekonomik krizleri de, e tabi işin espri tarafı ben anladım. Evet şimdi çok kıymetli bir kitaptan bahsediyoruz. Pierre Loti, Fransız, aslen denizcidir, askerdir, subaydır aynı zamanda yazardır, araştırmacıdır, akademisyen sayılır. 12 tane değişik konular üzerine kitapları vardır. E, dünyada ve Türkiye'de bilinen ismiyle Pierre Loti. E, kitabımız 1995 yılında der yayınlarından çıktı. İstanbul baskı 134 sayfadan ibarettir. E, çevirisini de Betil Önüçak hanımefendi yapmıştır. E, çok güzel bir e, çalışmadır. E, bu Türkler üzerine, İstanbul üzerine, ki şeyin Pierre Lotin'in Birinci Dünya Savaşı, bakın Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransız gazete ve dergilerinde Türkler lehinde yazılar yazmıştır. Mehmet Bey, bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla o yazıları toplayarak burada bir makaleleri toplayarak bir kitap halinde 1919 yılında Paris'te bu kitap basılmış. Türkiye'de ise biraz geç ama 1995 yılında çevrilerek basılmış önemli bir eser burada hangi konulardan bahsediyor Pierre Loti neden Türklere karşı büyük bir sempati beslemiştir olay şu Mehmet Bey işte bütün mesele bu siz dünyada en kriz zamanlarınızda yani insanların zengin olduğu dönemlerde devletlerin zengin olduğu dönemlerde sineği bol olur yani etrafında dönenleri, ilgilenenleri çok olur. Asıl dostlukların denemesi zor zamanlarda, fakir zamanlarda, ihtiyaç duyulan zamanlardadır. Eğer Pierre Loti gibi bir adam tutsaydı da Kanuni döneminde Türkleri öven, Türkler lehine bir dünya çapında bir propaganda çalışması yapsaydı, derdik ki ya bu adam bir şeylerin peşinde. Ama Pierre Loti İmparatorluğun en kriz dönemlerinde böyle bir şey yapmış. E, Fransız kamuoyu e, Pierre Loti'yi biraz e, yani hırpalamış. Şu bakımdan yani sen neden e, Fransız menfaatlerini, Fransızları değil de e, efendim Batı dünyasına karşı, Hristiyan dünyaya karşı İslam'ın e, bir gücü olan e, Türkleri neden destekliyorsun gibilerinden çok e, ağır eleştirilerde bulunmuşlar. E, o bakımdan da Pierre Loti Fransız kamuoyunu, Fransız medyasını da bu yüzden çok eleştirmiştir bu bakımdan da Pierre Loti Batı dünyasında ve Türkiye'de de efendim Türk dostu olarak da kabul edilir. Loti onun mahlasıdır yani zamanında işte bu denizcilik sebebiyle. Dünyanın değişik yerlerinde dolaştığında Tahiti'de kendisine verilmiş Loti bir çiçek ismi, yöresel bir çiçek ismidir. Asıl adı Louis Maria Julien ismindedir. 1850 tarihinde doğdu ve 1920 tarihinde Cumhuriyetin ilanından önce Haziran ayında Fransa'da vefat edecektir. Protestan bir ailenin çocuğudur ve vefat ettiğinde 73 yaşındadır mesela. İlk olarak... Türkiye'ye yani İstanbul'a geldiğinde 1876 yılında denizci olarak İstanbul'da görevli olarak geldi. Ve Balkan Savaşları sırasında o günün şartlarında Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu durumlarla ilgili olarak Can Çekişen Türkiye diye bir de eseri vardır Pierre Loti'nin. Pierre Loti burada Batı politikasını eleştirmiştir. Yani Fransız gibi bir Katolik dünyasında her ne kadar Fransa Batı dünyasında Türkiye'ye karşı bir diğer devletlere göre İngiltere vesaire gibi diğer aşırı efendim saldırgan bir devlet olan İngilizlere karşı mesela Fransa'nın tutumu biraz yumuşak olmasına rağmen buna rağmen Loti burada Türkiye'yi destekleyen bir durum içerisine girmiştir mesela Batı politikalarını eleştiriyor ve hatta ve hatta 1913 yılında İstanbul'a geldiğinde sarayda bizzat o, o günün padişahı Sultan Mehmet Reşat tarafından da e, sarayda ağırlanacaktır. E, e, Pierre Loti'nin İstanbul'da Pierre Loti ile ilgili olarak mesela e, Haliç'te, Eyüp'te, Haliç'e e, Haliç e bakan yukarıda yüksek bir yerde bir kıraathane ki İstanbul'a geldiğinde orada oturur ve yazılarını orada yazardı mesela. Ee, orada kahvehanede mesela o kahvehanenin adı hala Pierlotti tepesi orası. İstanbul Divan Yolu'nda mesela bir caddenin adıdır. Pierlotti. Aynı zamanda 1920 yılında Pierlotti'ye İstanbul Belediyesi e, Fahri Hemşerilik ünvanını da verecektir. Hatta burada şöyle söyleyelim Mehmet Bey e, Ocak Ocak 10 Ocak 1920 tarihinde o günün şartlarında İstanbul'da yani Türkiye işgal altında yani 1920 yılı 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgaliyle beraber <laughs> ve Mondros'tan hemen sonra İstanbul işgal altında bulunduğu bir şartlarda Efendim, Pierre Lotin'in Türkiye'yi destekleyen yazıları, çalışmaları karşısında İstanbul'da bunlar e, o günün şartlarında çok kıymetli bir şeydir Mehmet Bey. Yani şöyle ki yalnızsınız. Sizi dışarıdan destekleyecek bir güce ihtiyaç var. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Yine hala hala gene geçen gün tutmuşlar işte bir e, Amerika'da Ermeni e, soykırım falan filan meseleleri artık tiksinti meydana getirdi. O bakımdan da şöyle düşünseniz Amerika gibi bir ülkede herhangi bir siyasetçi veya işte diyelim ki herhangi bir büyük bir romancı ya bir diyelim ki sinemacı vesaire müzisyen müzikle ilgilenen biri yani Batı veya dünya kamuoyunun tanımış olduğu herhangi birinin Türkiye'yi destekleyen bir demeci veya bir söylevi bir çalışması olduğunu düşün ne kadar kıymetli yani Türkiye e, hakikaten, şu an kendini yalnız hissediyor. Ama bakın mesela o günün şartlarında Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'yi maddi ve manevi anlamda destekleyen ülkeler ve önemli insanlar var. Bunların bir kısmını mesela biz not ettik. Örneğin Şeyh Ahmet Senusi diye biri var. Senusi tarikatı bunlar şeyde Libya'da İtalyanlara karşı mücadele ediyor. Ki Şeyh Ahmet Senusi'den sonra 1938 yılında vefat edecektir. Ee, o bakımdan da Şenûsüden sonra Libya'da Ömer Muhtar gündeme gelecektir. İtalyanlara karşı mücadelede Şehmeş Senusi bizzat şeye geliyor. İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya gelecektir. Meclise geliyor. Mustafa Kemal'le ve diğer önde gelen kişilerle konuşuyor. Ee, Anadolu'nun Türkiye'nin farklı şehirlerinde vatandaşlık e, milli mücadeleyi desteklemeye yönelik camilerde vesaire ortamlarda insanlara konuşmalarda bulunuyor. Bunlar çok önemli konular mesela. O bakımdan da Kurtuluş Savaşı'nda hakikaten yalnız olduğumuzu hissettiğimiz zamanlarda işte bu Pierre Loti gibi hatta mesela şeyde onun adı nedir Pakistan. O gün Pakistan yok ama Hint Müslümanlar olarak geçiyor mesela. Muhammed İkbal Türkiye lehine çok önemli yazılar yazdı. Türkiye lehine hilafet komitesi oluşturarak Hindistan coğrafyasında büyük maddi anlamda paralar toplanmasını sağladı. Onların gayretleriyle mesela Avrupa ülkelerinin değişik yerlerinde medyada, hatta İngiltere'de büyük gösterilerde, mitinglerde bulundular. Ya yani Türk İskender Savaşı'nı Mehmet Bey anlamak için hakikaten büyük çabalarda bulunmak gerekiyor. Mesela biraz giriş yapalım da. Hem Ağustos ayındayız. Ağustos ayı sadece zaferler ayı olarak değil, Türkiye'nin İstiklal Harbi'nin kazanılmış olduğu bir ay olarak da hatırlanmamız lazım. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız biz 29 Ekim 2020 tarihinde. Bu 20. yüzyıl sayın yönetmenim önemli bir konu. O bakımdan da Türkiye'de mesela şairler, yazarlar, siyasetçiler, devlet adamlarının yerel yönetimlerin mesela çok önemli çalışmalarda, hazırlıklarda bulunması lazım. Yani birilerinin birilerini görevlendirmesine gerek yok. Her Türk evladı Mehmet Bey her Türk evladı, kadın, erkek sivil veya e, resmi görevli Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde mutlaka bir etkinlikte bulunmalı. Yani bu devletin varlık ve geleceği konusunda mutlaka bir şeyler yapmalı. İlle birinin işte Mehmet Akpınar Size şu görevi veriyorum, bu işi yap demeyin. Herkes kendinde bir görev at edecek. O bakımdan neden? E, devlet bizim. Yani o bakımdan da e, e, üzerimize aldığımız görevler önemli. Mesela Mehmet Bey bakın e, Kurtuluş Savaşı yıllarında e, Türkiye'ye hakikaten Rusya'dan büyük yardımlar aldık, silah yardımları aldık, parasal yardım aldık. İngiltere'de pardon, İtalya'dan Fransa'dan askeri yardımlarda bulundu ama bir de örnek veriyoruz. Azerbaycan'dan bakın şimdi. Türkiye ile Azerbaycan arasında çok, çok önemli bir kardeş ülkeyiz. 19 bin Osmanlı altını yardımında bulunmuş Azerbaycan bize. 19 bin Osmanlı altını. 1 milyon Fransız frangı nakit olarak bize vermişler. 1 milyon Fransız frangı. Mesela Hindistan Hilafet Komitesi işte bu Muhammed İkbal'den onun da öncülüğünde ortaya çıkan hareketle 130 bin İngiliz sterlini 130 bin İngiliz sterlini bizzat Türkiye'ye göndermişler. Sovyetler Birliği'nden o günün şartlarında yani şimdiki Rusya 6 Ekim 1920'de 100 milyon altın ruble 100 milyon altın ruble aşağı yukarı 6 ay, 6 ay kadar sonra 16 Mart 1921'de yapılan Moskova Antlaşması'ndan sonra dönerken o anlaşmayı imzalayanlar Türkiye'ye gelirken 4 milyon altın ruble daha getirmişler. Ancak bu paralar tamamen Rusya kendi parası değildi. Bunu dünya kamuoyu, Türk kamuoyu biliyoruz. Buhara Cumhurreisi Osman Hocaoğlu'nun ve Buhara bölgesindeki, Türkistan bölgesindeki Türklerin toplayıp da bunu Rusya eliyle, Türkiye'ye göndermesiyle alakalı. Hatta Mehmet Bey öyle bir konu ki Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs Türkleri, e, Kıbrıs Türkleri de kendi aralarında bir takım maddi olarak fazla bir şey olmamış ama e, o gün şartlarında medyada, basın yoluyla işte tiyatro falan gibi böyle görsel şeylerle de efendim e, Türkiye'de Türkiye'nin istiklal mücadelesini de destekleme konusunda önemli bir çaba çabada bulunmuşlar. Mesela Mehmet Bey, şimdi <laughs> yine o günün şartlarına bakacak olursak şeyde 23 Ocak 1922 tarihinde Pierre Loti oradaki İstanbul'daki Sultan Mahmut Türbesi bölgesindeki bir sokağa da efendim Pierre Loti Caddesi ismi verilecektir. Hatta Abdü, Sultan Abdülmecid de o günün şartlarında telgraf göndererek e, yeni yıl kutlaması içerisinde de bulunmuşlar. O günün şartlarında bunlar. Bu yazışmalar burada almış. E, bunları e, iyi okuyup değerlendirmekte fayda var. Ön söz burada kıymetli. E, burada Pierre Loti'nin ön sözü var. Diyor ki e, Sansür nihayet üzerimizde uzun süren baskısını kaldırdı. Taraf e, tarafgirlik aşırı derecede olmuştu diyor. Şimdi bu ya şeyleri e, yazıları Fransa'da yayınlayamıyor. Fransız o günün şartlarında Fransız basını, Fransız medyası öyle bir sansür uyguluyor ki düşünün ki yani e, Fransa Türkiye'nin değişik bölgelerini işgal etmiş ve orada sizin bir aydınınız çıkıyor diyor ki Fransa'nın bu işgalleri yersizdir, hukuksuzdur. E, Türklere burada büyük haksızlık yapılıyor. Ee, bu şartlarda böyle bir çalışma içinde olması Pierre Loti'nin ne kadar zor şartlarda Türkiye'yi desteklediğini gösteriyor. Mesela e, burada e, şeyden bahsediyor. Kanuni dönemiyle başlayan Fransa'nın Osmanlı Devleti ile olan yakınlığından bahsediyor. Balkan Savaşları sırasında yaşanan bir takım olayları şöyle almış. Bakın bazı bölümleri okuyalım mesela Mehmet Bey. Diyor ki son yüzyılın sonunda Yunanistan onlara savaş ilan ettiğinde... Kendini 8 günde ezdirdi. Türklerden zaferlerinin meyvelerinden vazgeçmelerini istemek için diğer Batı ba ülkeleriyle ağız birliği yaptık diyor. Fransa adına bunu yaptığını söylüyor. Balkan Savaşı sırasında sadece cani Bulgarlar ve onların iğrenç Ferdinand'ını göklere çıkararak Türklere cephe almakla kalmadık. Fransız kamuoyunu kastediyor. Aynı zamanda düşmanlarının tüm cinayetlerini onlara mal ederek tüm gazetelerimizde ardı arkası kesilmez bir şekilde hakaretler yağdırdık. Türkler katlediyor, Türkler en kötü iğrençlikler yapmaya devam ediyor diye Fransız basınında o günün şartlarında çıkıyor. Ve bir Fransız da askeri de şu, bu adam devlet görevlisi şu cesareti görebiliyor musun? Ya bu bunlar önemli. Ya bunu niye bunu niye e, gündeme getirdik şundan dolayı. Arkadaş biz bizim bugün dünyanın çok farklı ülkelerinde e, dostlarımız olabilmeli. Hani bu lobi faaliyeti dediğimiz olay var ya Mehmet Bey. Lobi faaliyeti parayla herhangi bir ülkede senin lehine bir şeyler yapmasıdır. Bugünkü kullandığımız anlamda lobi, lobi, lobicilik budur. Ama e, asıl lobicilik gönüllü olarak karşıdaki herhangi bir ülkenin size bir anlamda destek verici e, çalışmalar içerisinde bulunacak aydınların veya bir takım önemli isimleri gündeme gelmesidir. Diyor ki nihayet sonsuz olarak kendilerine yönelik ağır hakaretlerle İtalya'yı Tripoli'de üzerlerine bir saldırdık. Çok ciddi bir konu. Yani e, 1911'li yıllarda İta, e, şeylerin İtalyanların Libya'ya Trablusgarba saldırmasında Fransızların tahrikçi olduğunu burada görüyoruz. Yani hakikaten e, ciddi burada e, tarih kitaplarının içerisinde ayrıntıda görmediğimiz konular mesela böyle bir takım hatıralarda Rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi burada çok ciddi bir konu var. Ermeni olaylarından yola çıkmış. Ermeni meselesi dediğimiz olay nedir? Ee, Ermeni meselesini gündeme getirmek, e, Ermeni olayları bugün hala 100 senedir konuşulan bir konudur. e Şimdi <laughs> burada not almışız, seyircilerimiz de yakın gündemide takip ediyor. Mesela e, bu geçtiğimiz ayın son günlerinde Nijer'de bir darbe oldu. Artık e, Afrika... Afrika'da Fransa'ya karşı bir e, tepki var. Yani bu ne demektir? Bu şu anlama geliyor Mehmet Bey. İnsanlar artık yoruldu yani. Nereye kadar? Evet, e, bugün Fransa'ya karşı bir tepki, yarın İngiltere'ye karşı başka bir coğrafyada tepki demektir. Bugün Fransa'ya karşı Mali'de olan, Mali mesela, Ağustos'un birkaç gün önce zaten e, şeyi, e, Fransızcayı devletin resmi dili olmaktan çıkardı. Artık resmi dil Fransızca değil dedi ya. Kendi dilimizi kullanıyoruz. Bakın bu çok önemli bir konu. Hatta Mali dediğimiz ülke, Mali ile e, Nijer komşu, şeyin e, Cezayir Cezayir'in hemen alt tarafında bir ülke e, ki Mali'nin mesela nüfus itibariyle yüzde 95 itibariyle Müslüman bir nüfusa sahip. 1 milyon 240 bin, e, 40 bin kilometre kare Yüz sahip 20 milyon nüfusu var. Ve şöyle bir şey ki Afrika'nın mesela en çok altın çıkarılan 3 ülkesinden bir tanesi. Uranyum var. Çok kıymetli bir şekilde tuz madenleri çıkarılıyor. Ve şimdi bu çok ibretlik bir olaydır. Yani bu şu demek değil. Ben burada Türk milletine şunu demek istiyorum. Ya işte biz farklı ülkeler karşısında zor hayır zor durumda değilsin. Bak görüyor musun? Yani e, şartların oluşması durumun kendiliğinden gündeme gelmesi Afrika artık bugün diyor ki <laughs> ve e, Mali son derece ekonomik sıkıntı içinde olmasına rağmen ve Fransa'ya res çekmiş diyor ki artık diyor senin vatandaşların bana diyor e, vizeyi alarak gelecek. Her vatan, Elini kolunu sallayan Mali'ye giremeyecek diyor. Bütün mesele bu. Dünyada şartlar değişir. Hiçbir hükümranlık kalıcı ve ebedi değildir Mehmet Bey. O bakımdan kendini ezilmiş, kendini efendim ikinci, üçüncü sınıf ülke veya topluluk olanı gören dünya üzerindeki tüm insanlara sesleniyoruz. Bu böyle devam edip gitmeyecek. Yani o bakımdan da ümit var olmak lazım. Bu çok kıymetli bir konudur. Şimdi Birinci Dünya Savaşı yıllarında diyor ki bakın elimde katliam kışkırtıcı ajanların ve Birinci Dünya Savaşı başlangıcında Ermenilerin Asya'daki eylemleri hakkında kontrol edilmiş, imzalanmış, paraf edilmiş, e, yan imzaları atılmış ezici dosyalar var. Osmanlı uyru uyruklu uyruklarındaydılar ve o sırada tamamen rahat bırakılıyorlardı Ermenileri kastediyor. Buna rağmen İşgal kuvvetlerinin önünde koşmaktan, e, ihbarcı olarak hizmet etmekten hiç çekinmediler. Ermenileri kastediyor. Köylerde ve şehirlerde işgal kuvvetlerine sadece Türk evlerini göstermekle kalmıyor Mehmet Bey. Yani evet e, sadece evet yönetmenim sadece e, buradaki e, şeyden bahsediyor. Onun adı nedir? Ermenilerin bu tutumundan bahsediyor. Ermenilerin işgalci olan Ermenilerin işgalci olan e, Fransızlara karşı ve İngilizlere İngilizlere e, ihbarcı olarak hizmet ettiklerini burada ifade ediyor. Köylerde ve şehirlerde işgal kuvvetlerine sadece Türk evlerini göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda yıkan, e, işkence eden, tüm güçleriyle katleden, Ceset yığınları oluşturanların başında geliyorlardı. Peki dünyada hangi toplum savaş ortasında bağrında işlenen böylesine büyük suçları şiddetle bastırmadı ki? Yani <laughs> Ermeniler diyor ya biz e, Türklere hiçbir şey yapmadık. Türkler bize 1915 yılında bunlar bunları yaptı diyor. Yani bir Fransız ki e, Batı dünyasında Ermenileri... Ruslar, İngilizler ve e, İngilizlerden sonra en çok böyle kullanan, özellikle Amerika. özellikle Güney e, Güney cephesinde, Urfa, Antep, Maraş bölgesinde, efendim e, işbirliği içerisinde olan e, Fransızlardı. Ama bir Fransız aydını diyor ki asker bu adam e, Ermeniler diyor vatanla ihanet etti, işgalcilere kılavuzlu gitti. Yani e, şimdi televizyonda hatta yerli e, yerli medyamızda bile. Türk medyasında bile efendim Fransız, e, Fransız veya Ermeni e, çıkarlarını e, destekleyecek boyutlarda söz söyleyen e, kripto e, efendim kimlikte iki kişiler ya bunları bilmiyorlar mı? E, biliyorlar. E, o bakımdan da e, bu, bunlar önemli. Bunlar tarihi birer, birer belgedir Mehmet Bey. Belge nedir? Belge işte budur. Hatıralar birer belgedir yani. Karşı tarafın Diğer anlamda itirafıdır yani İlla ki belgenin o günün şartlarında farklı farklı ülke temsilcileri bir araya gelip de rapor tutması değildir yani bunlar bilinen görünen şeylerin not olarak ifade edilmesinden ibarettir. Mesela Türkler diye bir bölüm var Ocak 1919 tarihinde kaleme alınmış alınmış bir yazıdır. Burada Fransız diyor esirlerin Esirlere Türklerin davranışı. Türkler Fransız esirlere bu Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında nasıl davrandı onları anlatıyor. Çok önemli. Diyor ki 1916 tarihinde bir Fransız su uçağı. Hakikaten ya insanlık örneği bunlar e, önemli şeyler. 1916 yılında Fransız su uçağı Filistin'de bir Türk askeri meclisinin yakınında düşüyor. Mevzi komutanı subaylar büyük bir nezaketle pilotlarımızı esir aldıktan sonra bizimkiler esir alıyor bu Fransızlar uçak düşüyor ve Kudüs valisi olan paşaya emirlerini sormak için telgraf çekiyorlar. Ne yapalım bu esirleri diye. Paşa da onlara diyor ki onlara en iyi dostlarınız ve yakınlarınız gibi davranın. Evet. Birkaç gün sonra bu esirler Kudüs'e gönderme emri alındığında Paraları olmadı olmadığını bildirdiklerinden rahat bir seyahat yapmaları için gerekli e, masrafları da aralarında paylaşıyor. Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir şeyi Allah korusun bizim Türk askerimiz Fransa, İngilizce esir olacak ve böyle bir insani muamelede bulunacaklar. Türkler insanlık tarihinin gelmiş gelişmiş en böyle e, merhamet sahibi topluluklarıdır. Birileri her ne kadar Türk demeyi e, Türk deyince günaha girdiğini düşünseler de Türk asillerin asili bir topluluktur. Asil olmak kanla alakalı değil, davranışla alakalıdır. Asil bir insan var mıdır? Asil aileler vardır, asil topluluklar vardır. Asilin kanın rengiyle e, grubuyla alakalı değildir yani. Yani o bakımdan da e, savaş şartlarında onu öldür çünkü onlar senin canına kasteden savaş halinde. Sen esirine böyle bir davranışta bulunuyorsun. Yani Fransız kamuoyunu işte e, kamuoyları maalesef ki cephede yaşananları e, bilmediğinden dolayı e, hatta şöyle bir sözde var ya e, aslında halklar birbirine düşman değil. Halkları, milletleri birbirine düşman edenler yöneticilerdir diye bir tabir vardır. Siyasilerdir diye bir tabir vardır. O da çok doğru bir sözdür yani. Maalesef. Şimdi diyor ki şunu iddia ediyorum ki Türkler büyük bir iyi niyetle tekrar gemilerine binmelerine izin vermemiş olsalardı bu Fransızların Çanakkale Boğazı'ndaki çılgın girişimden dönen sevgili askerlerimizin çoğu sahillerde bundan sonra ikinci bir örnek veriyor mesela evet ikinci bir örneği veriyor. E, bu da yine Çanakkale Savaşı şeyinde son dönemlerinde Savaş bitmiş Fransız askerleri memleketlerine dönme durumundayken bizim hatta bununla ilgili birkaç daha böyle örnek vermiş. Ee, e, hakikaten bunlar kıymetli bir şey. e Şimdi e, Pierre Lottie ya içimizden bir tanesi çıkıp diyebilir. Bu adam Hristiyan, bu adam Fransız, ya bu adam Türk dostluğu yapmış arkadaş. Yani e, dolayısıyla kendi canımızdan kanımızdan diye gördüğümüz Kurtuluş Savaşı'nda bazı insanların iç ihanetlerini Görüyoruz E bizden olabilir, Türkçe konuşuyor olabilir ama o artık vatana ve millete zarar vermede e, o haliyle artık e, o bizden olmayan bir kişi. Şimdi Vefasız İzmir diye bir yazısı var ki bunlar değişik aralıklarla Mehmet Bey şeyde onun adı nedir? Fransa'daki dergilerde yayınlanmış. Vefasız İzmir diye bir başlık var 37. sayfada. Mesela Yunanların İstanbul İstanbul'a sahip olmak istemeleri ve şehirde yangın çıkarıyorlar. Bak şimdi İstanbul'dan Rumların, Yunanların yaptıklarını anlatıyor burada. İstanbul'un Türklerde kalmasını istemek için adaletin dayandığı pek çok motiften biri ezici sayısal üstünlükleridir. Oysa ki Yunanlar Batı dünyasında yapılan konferanslarda ne diyordu? Biz Anadolu'da Türklerden fazlayız. Biz İstanbul'da Trakya'da Türklerden fazlayız. Dolayısıyla buraların bize bırakılması gerekiyor diyordu. Ama bir Fransız şunu diyor. Evet devam ediyoruz. Oysaki konferans karşısına bahane olarak çıkarıldığından beri bu sayısal üstünlük çok çabuk azalmaya başladı. Yunanlar adına kuşkusuz tanrısal bir rastlantıyla tarihin hiç kaybetme kaydetmediği bir sıklıkla şehirde uçsuz bucaksız yangınlar ortaya çıkıyor. Hani diyorlardı ya Türkler İzmir'i yakmış bilmem ne yapmış falan. İzmir'i kimin yaktığını burada var bunlar. İstanbul'da Yunanların meydana getirmiş olduğu e, cinayetleri olayları e, burada bir Fransız yazıyor. Bir Fransız bunu niye olmayan bir şey ha şöyle diye düşünülebilir. Bir Fransız bunu olmayan bir şey niye yazsın ki? Dolayısıyla e, burada eğer böyle bir şey bir Türk kaynağında rastlamış olsaydık ya Türkler bunu abartıyor veya yanlış bilgi veriyor diyebilirdik yani. Evet devam ediyor bak diyor ki e, bu tıpkı Selanik'teki gibi sadece Türk mahallelerinde oluyor. Evet yani e, demek ki Selanik'te de zamanında Yunanlar Türk mahallelerini yakmışlar ki oradaki Türklerin e, İstanbul'a veya Türkiye'ye kaçmalarını o bölgeyi boşaltmalarını sağlamak için. Aşağı yukarı diyor 60 bin ev birkaç haftadan bu yana ortadan kayboldu. İstanbul'da 60 bin civarında ev yanmış. Biz bunların hesabını sorduk mu acaba? Yani bazı şeyler çabuk unutulmamalı. Ya yani savaş bitmiş, anlaşma yapılmış. Tamam ama e, bir de e, hafızanın bir tarafında bunlar kalabilmeli. Toplumsal hafıza. ...hafızada. Siyasi hafızamızda... ...bunlar kalabilmeli. Yani e, zırt pıt tutup da... ...ya Lo Lo Lozan üzerine... ...işte Lozan'da şöyle oldu böyle oldu denilmemeliydi. Akşam, bu geçtiğimiz akşam... ...çok güzel bir program vardı. Efendim. E, orada... ...Lozan'la ilgili konuşma vardı. Orada... ...çok değerli bir akademisyen... ...eski milletvekillerinden... ...akademisyen Ahad Andican Beyefendi... ...ben öneriyorum e, seyircilerimize... Ee, çok güzel bir e, flash haber TV olması lazım haftada bir defa e, Cuma günleri yapıyor diye biliyorum daha önceki haftada da farklı bir konu vardı Ahat Andican Bey'e e, buradan e, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz Lozan konferansı ile ilgili çok kıymetli bakış açılarını ya e, e, Lozanı bilmeden o günkü dünya şartlarını ülke şartlarını bilmeden işte geldiğimiz nokta böyle bir takım hatalar olabiliyor. Evet diyor ki bak diyor Mehmet Bey e, ve sayısız ev barksız Müslüman neresi olursa olsun kaçmaya yurdunu bırakıp gitmeye zorlandı. Buna karşın on binlerce sığınmacı Yunan ne pahasına olursa olsun zavallı malları elinden alınmışların yerine yerleşmek için Rusya'dan geliyordu diyor. Bu arada e, Türklerden boşalan yerlere Rusya'dan efendim e, Rum toplulukları getirilip yerleştiriliyordu. Bunları diyor. E şimdi Türkiye'de e, maalesef e, sadece Türkiye kamuoyu, işte Filistin'de Araplara bu oldu, işte falan yerde bilmem nelere bu oldu. E bunlar, yani onların hafızası bu kadar yani. Hafızası o, o kadar. Başka coğrafyaları düşünemiyorlar. Ben buradan şöyle bir, evet yani Arapla Arap kardeşlerimize yani din anlamında biz tarihte bir birlikteliğimiz var sosyolojik bir komşuluğumuz var yani. Bir anlaşma yapalım ya. Bir anlaşma yapalım arkadaş. Yani şöyle bir anlaşma yapalım. Araplar işgal altındaki topraklarını kendileri kurtarsın. Biz de işgal altında olduğunu düşündüğümüz Türk topraklarını kurtaralım dayanışma içerisinde. Ya bunu yapalım. Yani o bakımdan da biz ya yani Araplar yazsın Onları besleme problemi bize ait değil yani. E biraz da onların çalışmalarına, biraz da onların ter dökmelerine, emek vermelerine ya bırakın biraz da kendileri gayret göstersinler yani. Fransa desteğiyle İstanbul'a gelen Yunanların Fransızlara nankörlüklerini anlatan bir bölüm var. Burada mesela diyor ki: "Hala kendi evlerinde ama çok hoşgörülü ve yumuşak huylu Türkler bu en ağır hakarete cevap bile vermezken bir aydır Yunanların sanki bundan böyle müttefikler tarafından şehir kendilerine verilmiş gibi İstanbul'da her tarafa evlerinin, okullarının, kiliselerinin üzerine bayraklarını diktikleri Fransa'ya da bilenmiyorlar mı? Bize diyor, karşıda diyor, olumsuz davranıyorlar. Fransızlar Katolik, bunlar Ortodoks ya. Aradaki inanç farkı. Yani ne Fransızlar Yunanları seviyor, ne Yunanlar. Fransızlara aradaki bu ama bir, yardımlaşıyorlar. Yani yardımlaşıyor da yani içten içe de bir e, e, bir farklılık var yani bir rahatsızlık var yani diyor ki bizim sayemizde ve bizim ardımızdan Türkiye'ye gelen Yunan subaylarının Beyoğlu caddelerinde efendim Fransız subaylarını itip kalktıkları kafelerde sigaralarının dumanlarını yüzlerimize terbiyesizce üfürdüklerini görmüyor muyuz diyor. Bu da İzmir'le alakalı bir durum var mesela Mehmet Bey. Çok yoğun bir Türk bloğu olan Anadolu'nun İzmir'den başka limanı yok. Yani o günün şartlarında Türkiye'nin dünyaya açılan batıdaki tek limanı. Evet, İzmir diyor kendisine kalmadığı takdirde boğazın sıkılmışçasına nefessiz kalacaktır Türkler. Biliyorum ki istatikle istatistikler bu şehirde Yunanların hakim olduğunu ortaya koyuyor. Vefasız İzmir adlandırması bu yüzdendir. Ama gene aynı kesinlikle bunun burada küçük oldukça yüzeysel bir bankacılar ve tüccarlar tabakası olduğunu, 3-4 kilometre çevrede homojen bir Türk topluluğu bulunduğunu da gösteriyor. Yani İzmir'in ekonomisinin ticaretini yani Batılı, Levantinliler ve e, Ermeniler, Yunanlar, Yahudi, Yahudi nüfusunun İzmir'in ekonomisinde, ticaretinde ve sosyetesinde, sosyal hayatında çok önemli bir yer ettiği. Ancak iç bölgelere gittikçe nüfusu itibariyle buraların Türklerle yoğun olarak bulunduğunu bundan dolayı da diyor. Bu sebeplerden dolayı Yunanlar iddia ediyor. Burası diyor efendim Yunanistan'a bağlansın ama nüfus kesafeti, kesafeti itibariyle baktığım zaman buranın sadece şehir merkezinde, ekonomik anlamda ve siyasi, sosyal anlamda bir Yunan varlığını, Rum daha doğrusu Rum varlığını biz görebiliyoruz. E bu Yunanların davasını haklı çıkarmaz diyor. Yunanların İzmir'de yaptıklarından şöyle bir bahsiste bulunmuş Mehmet Bey. Diyor ki bu ülke üzerinde hiçbir şekilde hakları yok. Yunanların Anadolu üzerinde hiçbir şekilde hakları yok. Ne etnografik Efendim ne tarihsel e, böyle bir hakları var. Ayrıca varlıkları orada sadece sürekli savaş ve cinayet nedeni olacak da, e, şekilde bulunduruyorlar bunu diyor. Özenle, özel bir barbarlıkla 300 Türk öldürüldü İzmir'de, İzmir bölgesinde 600 Türk yaralandı. Senin Peygamberin ve dinini diye hay, bağırarak. Müslüman kadınların peçeleri çekilip çıkarılıyor, erkeklerin fesleri yerlere atılıyor ve feslerini çiğnemeye zorlanıyordu. Reddettikleri takdirde süngü darbeleriyle delik deşik ediliyor ve denize atılıyordu diyor. Bu ülke öyle kolay kazanılmadı yani Mehmet Bey. E Kurtuluş Savaşı'nda ne oldu ki efendim işte bak adam yazmış diyor ki, ya diyor e, İngilizler diyor itilaf devletleri diyor İstanbul'da diyor bir tek diyor e, mermi sıkmadan diyor İstanbul'dan ayrıldı. Ya yeryüzünde böyle bir cehalet yok ya. Anlaşma yaparsın adam gider. Giderken bombalayacak mı gidecek ya? Ya bir anlaşma yaptın savaş bitti doğru mu? Anlaşma yaptın bitti. Bitti bu adamlar giderken yani savaşarak mı gidecek? Ya bu kadar böyle bir garip bir e, değişik bir topluluk yeryüzünde ya sadece Türkiye'de var yani. Yani böyle bir garip varlık. Biz aslında diyor savaş ne yaptık ya? Savaşmadık da ne yaptık? Pierre Loti ne diyor? Okumuş mu okumamış? Bakın buradan bir sürü yardımlarla biz karşılaşmışız kardeşim. Dört sene sürmüş. Dört buçuk sene sürmüş İstanbul'un işgali ya. İzmir'in işgali. 1915'ten 1922 yılına kadar kardeşim yani. ya bu az bir zaman. 1919, 1920, 21, 22. Dört sene sürmüş. Dört senede kaç tane Ramazan var? Kaç tane kurban bayramı var? Kaç tane mübarek gün ve geceler var? Yani dolayısıyla yaşamadan etmeden e Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptık ki yani? Bak a işte. Ağa işte bak. Suriye'den dört tane şeyi çıkaramıyorsun. Hadi. Hadi bakalım. Düzet şeyi. Esad şimdi res çekiyor. Almam diyor mülte şeyi. Türkiye'ye gönderdiklerini almam diyor. Gördün işte İşte bu. Hadi. Öyle kolay mı ya? Uluslararası ilişkiler dünyanın en büyük devletleri senin gelmiş işgal etmiş ülkeni ya. Uluslararası ilişkilerde bir anlaşma yapmak o kadar kolay bir konu mu? Ancak böyle konuşuyorlar. Devlet kurmamışlar. Devlet şeyi görmemişler. Herhangi bir acı çekmemişler. Ondan sonra da işte böyle bilmedikleri yerde konuşuyorlar. Yaptıkları her şeyi de ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Bu burada mesela Mehmet Bey diyor ki Türk evlerini diyor yağmalamaya geldi diyor şeyler bu dediklerimi Kayseri'de Konya'daki diyelim ki Malatya'daki örnek veriyorum yani Sivas'taki bir vatandaşımız ya bunları yaşamadığı için belki hissedemez ama bu Yunan'ın yaptıklarını burada Pierre Loti'nin burada anlattıklarını İzmir'de Aydın'da Uşak'ta Balıkesir'de Manisa'da Afyon Karahisar'da ya Eskişehir'de Mehmet Bey, Antalya'da bunları bunları yani hafıza canlı bunları anlar ya o bakımdan da e, bunlar kıymetli şeyler Bunlar bilmek lazım. Tarihi ibret diye okuyoruz biz. Yoksa ya bak ta, Kurtuluş Savaşı'nda da bizi destekliyordu. De, destekleyen güzel insanlar da çıkmışlar. Mesela burada. Ermeni isyanlarını değerlendiren diye bir konu var. Van olaylarını anlatıyor. Bak mesela 1896 yılında Van'da meydana gelen olayları anlatıyor. 1915 yılından önce neler olmuş? Adam bunu anlatıyor. Diyor ki: 1896 olaylarının tüm ayıbını Türklere yüklemeden önce Ermenistan Devrimci Partisi'nin nasıl bir şiddetle saldırıyı başlattığını unutmamak gerekiyor. Duvarlara yüzsüzce asılmış pek yakında kül çölüne dönüşmüş olacak diye bildirilerle kenti ateşe vermek niyetini ilan ettikten sonra genç entrikacılardan bir bölümü Osmanlı Bankası'nı havaya uçurmak üzere ele geçirirken diğerleri Samatya yani İstanbul'da mahallesini kan gönlüne çeviriyordu. Dinamitin ortalığı kasıp kavurduğu korku dolu 18 saat içinde hemen hemen her tarafta pencerelere de pencerelerden atılan Ermeni bombaları yağmur gibi askerlerin kafasına düşüyordu. Özellikle cuma namazı için saraya giden sultanın bandosu isabet almıştı. 1905 yılında İstanbul'a suikast düzenlemişlerdi. Sultan Abdülhamit'e bomba. 1915'ten öncesini niye konuşulmuyor? Artık bu konuları konuşmamak lazım ama işte maalesef e, Türkiye'de e, bazı lobilerden çok o lobilerin e, Türkiye'de seslendiricisi olan bazı e, isimler rahatsız edici olmaya başladı artık yani. Evet. Son dakikalarımız toparlansın. Şimdi başka bölümlere de giderim. E, İstanbul'la alakalı olarak İstanbul'un e, yaşamından bahsediyor burada Mehmet Bey. Evet. Onlarınkine karşılık bizim Türklere özel saygımız vardı diyor. Ocak 1919 tarihinde böyle bir yazı yazmış. Bir Romanyalı devlet adamının sözlerinden yola çıkmış diyor ki Romanya pek çok çeşitli halkların kuşatmasına uğradı. Kan dökücülük sırasına göre en canavarları Almanlar oldu. Bir Romanya devlet adamından bahsediyor. Onlardan sığınan Bulgarlar, daha sonra Avusturyalılar ve nihayet Macarlar. Hepsinin içinde en insancı olanlar hiç hus husus Türklerdi. Tarih bize eskiden korkunç zalimlerden sonra İspanya'dan sürülmüş, zavallı Yahudilerin kendilerine en hoşgörülü misafirperverliği gösteren ve ülkelerinde yüzyıllardır barış içinde yaşadıkları Türklere sığındıklarını söylüyor. Oysa ki Kutsal Ortodoks Rusya'dan Yahudilere karşı zulümler hiç kesilmedi. Bakın, e, Türk toprağı üzerinde, Osmanlı dön e, bugün de yani kime ne türlü bir imkan ve ikbal nimet verdiysek maalesef ki karşılığında ya bir teşekkür hak etmiyor muyduk yani biz Mehmet Bey ya. Sorun oydu ya. Yani. Evet. Şimdi burada rakamların düzeltilmesiyle alakalı bir konu var. Diyor ki e, Le Figaro gazetesi yöneticisine yazılmış bir yazı var. Sayın yönetici diyor. İstanbul'dan göndermiş bu mektubu. Birkaç gün önce yayınlamış olduğunuz Yunanlar için başlıklı makaleyi ancak bugün okuyorum. Bu konuda küçük bir düzeltme yer vermenizi rica etmek üzere dürüstlüğünüze seslenmek istiyorum diyor. Diyor ki bakın küçük Yunanistan için Büyük İstanbul kentini talep eden yazar iddiasına kanıt olarak kentte şehirde yani İstanbul'da 370 bin Yunanlıya karşılık 450 bin Türk olduğunu söylüyor. Bir Fransız yazar böyle demiş. Yunanları destekleyen bir politika. Pes doğrusu. En ciddi, en uyarlı, herkesin bildiği istatistikler Lord Robert e, Cecil'inkiler seçkin Fransız işte falan kişinin ve diğer pek çokları nüfus dağılımını tartışmasız bir şekilde şöyle ortaya koyuyor. O günün şartlarında. 700 bin Türkiye karşılık 180 bin Yunanlı. Yani dolayısıyla o günün şartlarında işte nüfus yarışları vardı. İstanbul'u Türkiye'den koparmak üzere. Burada mesela bir başka. Wilson'un 12. maddesi. Amerika Başkanı Wilson'un işte e, herkes e, 12. madde Osmanlı Devleti ile alakalıydı. Türklerin bulunduğu yerlerde diyor Türklerin egemenliğinde kalacak diye böyle bir madde vardı diyor. Burada Pierre Loti Amerikan Başkanı diyor bu maddeyi diyor dikkate almadığını e, Yunanları ve diğerlerini destekleyerek Türk topraklarının diyor işgal altında devam etmesini sağlayarak diyor kendi koymuş olduğu maddeyi kendi eleştiriyordu diyor. Sayfa kaç? Sayfa 78-79. Evet e, bir başka önemli şeylerden bir Adana ile ilgili burada Adana halkı ve e, Adana şehrini anlatıyor. Demek ki oralara kadar da gitmiş. Adana ile ilgili e, bilgiler var. Türk toplulukların bir kısım İstanbul ortak imzalı. Evet, e, Türkiye Türklerini desteklediği için aydınların bir kısmı mesela hatta burada sayılar var, 100 kadar Osmanlı aydını İstanbul'daki gazeteci, siyasetçi, işte bürokrat içerisinde olan aydınlar e, mektup yazıyorlar İstanbul Haziran 1919 tarihinde Pierre Loti'ye. Teşekkür amaçlı mektup yazıyorlar. Diyorlar ki senin bizi destekleyen Kurtuluş Savaşı içinde yani ne kadar önemli bir şey. E, o günün şartlarında Molla Said diye bir adam. Düşünsenize medyada İstanbul'un medyasında Türkleri kötüleyip efendim milli mücadeleyi kötüleyip hatta İstanbul'da e, fetvalar çıkarıp e, Anadolu'daki milli mücadeleciler isyancıdır, kafirdir. Bunların kadri vaciptir diyen İçimizden bazı insanların efendim milli mücadeleyi e, ortadan kaldırmaya yönelik e, çalışmalarına bak. Bir de Müslüman olmadığı halde Müslüman olmadığı halde bir Fransızın Türk i̇stiklal harbini destekleme ibretli olay budur Mehmet Bey. Yani o bakımdan e, gerçi galatı meşhur hale geldi. Yani e, keşke işte Yunan galip gelseydi falan filan gibi söylemlerin yanında bir tanesi de geçen gün tutmuş efendim şey diyordu ne diyordu işte ya işte şeyde Hatay'da işte Türk nüfusu azdır Arap'tır Kürt'tür işte efendim 1938 yılında Türkiye'ye bağlan ya işte efendim orası şöyle oldu bir ya arkadaş sen demek ki misak-ı milliden de haberin yok. Misak-ı milliden de haberleri yok bunların. Demiyor ki ya biz Hatay'ı Suriye'den aldık diyeceğini, biz biz Suriye topraklarının ancak çok az bir kısmını kurtarabildik. Fransız işgal etti. Biz Halep'i kaybettik. Musul'u Kerkük'ü kaybettik. Oralar bizimdi. Suriye aslında bizim toprağımızdı diyeceği yerde. Yani şeyin onun adı nedir? Hatay'ın sanki bir Türk toprağı olmadığını ifade eder cesine veya öyle bir mana çıkarılırcasına bir takım söylemler. Ya işte tarih ve kültür bilmemezliğin e, bunlar ağır bedelleridir mesela. Evet, Pierre yani. Loti'nin mesela cevabı var. Bu aydınlara vermiş olduğu çok önemli bir cevabı var. Mesela burada Mehmet Bey. E, bunları okumak lazım. E, bu tabii ki e, Türkiye'de akademisyenlerin e, uluslararası ilişkilerle ilgilenen kişilerin Devlet adamlarının e, yabancı e, hatıraları, görüşleri okuması çok önemli. Yani e, biz bugün Fransa ile olan ilişkilerimiz, yani her türlü devletle ilişkilerimizi sağlam tutmak zorundayız. Bilmek zorundayız. Yani Fransız, mesela bir e, Fransa'ya giden e, bir Türk büyükelçisinin veya devlet adamının Fransız kamuoyuna hitap ettiğinde, basına demeç verdiğinde... Pierre Loti'den mutlaka bahsetmesi gerekir. Türk-Fransız dostluğunda Pierre Loti örneklerini biz bugün de 21. yüzyılda da 2023'te de 2024'te de görmek istiyoruz. Dolayısıyla Türk-Fransız yardımlaşmasını, efendim ilişkisini kanuni döneminden alıp Kurtuluş Savaşı'nda yani, ya buna politik şeyler. Ya yani, toplum içerisinde sani arkalayacak dostlar bulabilmektir. Bütün mesele bu. Bunu İsrail'de de bulabilirsin. Yani bunu Amerika'da da, Kanada'da da bulabilirsin. Bunu Ukrayna'da, Rusya'da da, Çin'de de bulabilirsin. Önemli olan budur yani. Yani e, seni destekleyecek kamuoyu oluşturabilmektir. Her ülke içerisinde temiz vicdan sahibi insanlar vardır. Onların o te temiz vicdanlarını Mehmet Bey, harekete geçirebilmek ve onları insanlık adına seni destekleyecek tavır ve tutumlar içerisine girebilmesini sağlamaktır. Bakın ne padişah, bakın ne Ankara'daki milli mücadele hükümeti Pierre Loti'ye paralar vererek tamam mı? Mevkiler, makaplar, mansıplar vererek, servetler vererek bu kitabı yazdırmış değil. Bu, bunlar önemli şeyler. Yani bunu işte ee, siz gönül kazanabilmeniz önemlidir. Ben Pierre Loti örneğinden şunu anlıyorum bugün. İşte biraz önce dediğim gibi Türkiye'nin hiç aklınıza gelmeyen coğrafyalarda haklarını, çıkarlarını, gerçeklerini efendim e, e, destekleyecek, koruyacak kendi ülkesinde ve hatta dünya çapında kamu oluşturabilecek e, isimlere ihtiyaçlarımız var. Yani, o, o bakımdan et tarihte en kötü hatıralarımızın olmuş olduğu ülkeler için de bu geçerli. Yunanistan'da da bir Piyelot'u görebilir miyiz? Bakalım önümüzdeki hafta kısmet olursa Trikopis'in hatıralarına bakacağız. Bakalım Trikopis ne demiş, neler olmuş? Biz Kurtuluş Savaşı içerisinde Yunan kamuoyunda Türkiye üzerinde ne gibi konuşmalar olmuş? Mesela o günün şartlarında Yunan parlamentosunda Yunan yönetiminde Hatta İngiliz Lordlar Kamerası'nda, Avam Kamerası'nda, İngiliz siyasetçileri arasında, Türkiye ve Türklerle ilgili ne gibi karşılıklı e, efendim çatışmalar olmuş, beraberlikler olmuş, bunlara bakacağız mesela. Toparlayalım. Son cümleler. Şimdi e, Pierre Lothier, Fransız subaylarından gelen mektuplar var Mehmet Bey. Pierre Lothier, Fransız subaylarından gelen mektuplar var. Şeyden, Fransa'dan şey Pierre Loti İstanbul'dayken mektup gönderiyorlar. Onlardan birkaç tanesini okuyayım da ben kapatayım. Bu çok önemli bir konu. Hızlıca falan ki evet, sürede oldu. Diyor ki temel Louis Antier'de diye biri Fransa Bordeaux şehrinden bir mektup gönderiyor. Burada diyor ki komutanım Önemsiz bir az teğmenin kendi ve birkaç arkadaşı adına Ermenistan katliamları hakkında yeni yayınladığınız cesur kitapçık için size teşekkür etmesine izin verin. Seks şahsen savaş sırasında doğuda çok yaşadım. Türklere karşı oldukça ön yargıyla yola çıkmış olmama rağmen bu bir Fransız subayı yalnız onların uygarlaşmış mert insanlar olduğunu Üstelik de Fransa'yı gerçekten art düşüncesiz, niyetsiz sevenlerin sadece onlar olduğunu iyice inandı. Vahşi Bulgar'ın kalleş ve dala vereceği Yunan'ın yanında Türkler tüm sosyal ve ailevi faziletlerini geliştiriyorlar. Ermenilere gelince Balkanların en kötü ırkı, sahte, kalleş, yalancı, iğrenç insanlar bunlar. Ermenistan kıyımları deniyor. Biraz abartılı olarak Ermenistan infazları ifadesi gerçeğe daha yakın olur da. Gerçekten de tüm katliamlar, madem ki katliam var, bu aşağılık ırk tarafından kışkırtıldı. Evet, kendilerini en güçlü hissettikleri bölgelerde güçsüz durumda bulunan Türkleri haraca bağlıyorlar, iliklerini emiyorlar. Efendim, Katlı diyorlardı. Ama bunlar bölük bölük katlayanlardı ve hiçbir Avrupa'da Hiçbiri Avrupa'da dikkati çekmiyordu. Ama gelin de bunu Fransa'da Fransızlara anlatın. Sayfa 119-120. Mektubu mu istediğiniz şekilde ismin ve soyadımla yayınlayabilirsiniz diye cesurca açıklamada bulunmuş biri. Evet, bir bakalım. Evet, son olarak Teğmen Martin'in bir mektubu var. Bunu da okuyayım seyircilerimize. Temim Martini mektubu. Evet. Diyor ki komutan. Yani Pierre Lotu bir denizci komutan ya. Türkler lehinde savunduğunuz teze destek çağrınızı Figaro'da okuyorum o, o günkü Fransız gazetesi. Aşağıdaki olayı size aktarmakta sakınca görmüyorum. Yaşadığı bir olay. Çanakkale seferi başlangıcında orada isim vermiş. Avrupa şatosuna yerleşmiş olduğu sırada duvarların güvencesinde bir hastane kurulmuştu. Bir gün Türkler Avrupa şatosunu bombalama niyetini bildiren yakınlarda bir hastane olduğunu bildiklerini bombala, bombardımandan önce boşaltmalar için önceden haberdar ettiklerini söyleyen bir mesaj ilettiler. Ee, diğer düşmanlarımız lehine bu yiğitçe incelikten tek bir örneğin bile ortaya koyabileceğini sanmıyorum. yani diyor ki Türkler Bombalayacaklarmış bakın diyor oraya bombalayacağız ama diyor içerideki insanlarınızı hastalarınızı sakatlarınızı tedavi olacak olanları çıkarın diyor. Böyle bir niyet yani e bunlar diyor kıymetli önemli bir çaba olsa gerek. Evet Çanakkale cephesinde bir Fransız askerinin yaşadıkları Sayın Doktor diye başlamış dördüncü kez yaralanmış olarak akşamın sekizine doğru düştüm diyor. Nihayet öğleye doğru yorgunluktan bitkin bir şekilde çukurdan çıktım ama henüz 100 metre gitmiştim ki baygın düştüm. Kendime geldiğimde yaralı bir Fransız arkadaşı taşıyan bir Türkün geldiğini gördüm. Onlara seslendim. Gelip yanıma oturdular. Türk'ten su istedim. Onlara ses evet. Ben suyu bana suyu olmadığını ama gidip bula, bulacağını anlattı ve bunu hemen yaptı. Kısa süre sonra bir başka sedyeciyle ile birlikte iki mataralı su taşıyarak geri döndü. Birini arkadaşıma, diğerinde bana biraz şeker ve iki sigarayla birlikte verdi diyor. Biraz dinlenince Türkler bize tehlikede olduğumuzu, gitmemiz gerektiğini anlattılar. Ama ben de onlara yürüyemeyeceğimi ifade ettim. O anda Türk sedyecilerinden biri beni arkadaşının sırtına çıkardı. Kendisi de arkadaşıma omuzunu vererek kaldırdı ve Fransız hatlarına doğru yola koyuldular. O sırada Senegalli yerli askerler tarafından fark edildik ve dört kişilik yerli seyirci asker grubu bir çavuş eşliğinde bizi karşılamaya geldi. İki Türk ellerimizi sıkarak bizi Senegalli askerlerin seviyeleri üzerine koydular. Yerli askerler beni 135. yardım taburuna taşıdılar. İşte Türkler Hayatımı böylece kurtardı. Evet e, o bakımdan da diyor ki Pierre Loti'nin burada e, şey var son sözleri ve Fransız halkına mesajı Pierre Loti'nin. Diyor ki seçmediğim daha ziyade rastgele alınmış örnekleri burada kesiyorum. Bunlara sonsuza de devam edebilir. Bu diyor yazıların örneği çok diyor. Daha fazla belge sağlamaya arzu edenler lütfen Türkiye'den dönen askerlerimizden herhangi birini sorgulasınlar onlara verilecek cevaplardan şimdiden eminim. Biz diyor savaşta diyor Türkiye diyor işte zarar vermeye geldik ama Türklerin bize diyor insanlıklarını anlatıyor diyor. Bunlardan çıkarılacak çok önemli dersler var. Biz bu özelliklerimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Ne asker olarak ne sivil olarak ne vatandaş olarak. Türk milleti insani ruhunu hala her türlü değişim zorlanmasına rağmen devam ettiriyor. Yani bu, bu önemli. <laughs> Böylesi tanıklıklar yanında sevgili Fransamız, Fransamız aleyhinde doğrudan çalışan, doğuya hiç adım atmamış, satılmış ya da aldatılmış birkaç değersiz gazetecinin hakaretlerinin ne değeri olabilir? Yani buradaki yaşanan gerçekleri bilmeden, olumsuz Türkler hakkında olumsuz diyor, yazılanların diyor, bunların diyor hiçbir kıymeti de yoktur diyor. Burada çok önemli bilgiler vardır. Pierre Loti Türkler üzerinde makaleler <laughs> e, en zor şartlarda bile sonuç şu, en zor şartlarda bile bizim iyi niyetli olarak insani değerleri korumak e, anlamında dünyaca şöhret sahibi olduğumuzu herkes biliyor o, o bakımdan da olumlu veya olumsuz şartlarda şartlar ne olursa olsun bizi destekleyecek bizden yana olabilecek dünyanın her bir tarafından bir insan grubu olabilir oluşturabiliriz bu Türkiye'nin ve Türk milletinin korunması ve huzur ve güvenliği insanlık medeniyet tarihi içerisindeki yerini, devamlılığını sağlamak bakımından da önemlidir. Önemli kişilerimize bunu öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı tarihimize, tarihi değerlerimize, şahsiyetlerimize sahip çıkarak, onların değerini, kıymetini bilerek, barış, huzur içerisinde dünyada yaşamak dileğiyle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın, hoşçakalın, hayırlı günler.